10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 61 Tuna Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları Sayfa 6118. Yüzyılda Kant metafiziği eleştirmiştir. Ona göre metafizik duyularla algılanamayan varlıklarla ilgili olduğundan geçerli bilgi vermez. 18. Yüzyılda varlık alanı için ontoloji kavramını ilk kullanan düşünür Christian Wolff'tür. Christian Wolff, 1679-1754. Sözlük anlamı varlık bilimi olan ontoloji, genel olarak varlığı ele alan bir disiplindir. Günümüz ontolojisi incelemelerini fenomenler üzerinden yapmaktadır. 19. Yüzyılda Hegel gibi Alman idealizmini temsil eden filozoflar yeniden metafizik felsefe sistemleri kurmuşlardır. 20. Yüzyılda Nikolay Hartmann, 1882-1950, yeni ontoloji adıyla bir varlık felsefesi ortaya koymuştur. Bu çalışmalarıyla klasik metafiziği sona erdirmeye çaba göstermiştir. 3.1.1.1. Varlık felsefesinin soruları uygulayalım aşadala kala kakar metni ve filozofların sözlerini okuyup soruları cevaplayınız. Bugün pek çok insan, her şeyin bir zamanlar yoktan var olması gerektiğine inanıyor. Eski Yunanlarda ise böyle bir düşünce pek yaygın değildir. Onlar bir şeylerin hep var olmuş olduğundan hiç şüphe etmiyorlardı nedense. Dolayısıyla varlığın yoktan nasıl var olduğu onlar için bir sorun değildi. Buna karşın Yunanlar, suyun yaşayan bir balığa, toprağın rengarenk bir çiçeğe, bir zigotun bir bebeğe, bir bebeğin bir yetişkine, maddenin başka bir maddeye nasıl dönüştüğünü merak ediyorlardı. Tüm ilk çağ Yunan filozoflarının bu konuda üzerinde anlaştığı nokta, bütün bu değişimlerin arasında değişmeden kalan bir özün, arkenin, her şeyin ondan gelip ona döndüğü bir şeyin olması gerektiği düşüncesidir. Bu düşünceye nasıl vardıklarını bilemiyoruz. Jostein Gaarder, Kostein Gaarder, Sophie'nin dünyası düzenlenmiştir. Birinci, ilk çağda felsefenin konusu neden varlık olmuştur? Cevap, ilk çağda felsefenin konusu varlık olmuştur çünkü Yunan filozofları her şeyin bir zamanlar yoktan var olması gerektiğine inanmıyorlardı. Onlar, varlığın hep var olmuş olduğundan hiç şüphe etmiyorlardı. Dolayısıyla varlığın yoktan nasıl var olduğu onlar için bir sorun değildi. Bunun yerine suyun yaşayan bir balığa, toprağın rengarenk bir çiçeğe, bir zigotun bir bebeğe, bir bebeğin bir yetişkine ve maddenin başka bir maddeye nasıl dönüştüğünü merak ediyorlardı. İkinci, varlık ve var olan tanımlanabilir mi? Varlık ve var olan aynı şey midir? Cevap, varlık, felsefenin temel kavramlarından birisidir. Var olan ya da var olduğu söylenen şey, varlık kavramının içeriğini oluşturur. İlk olarak Elea okulunun öncüsü Parmenides tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Farklı felsefe okullarında ya da akımlarında farklı anlam katmanların ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Öznel ve nesnel varlık tanımları söz konusudur ve bu varlık kavramı özellikle varlık teorisinde, ontolojide temel bir rol oynar. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 61 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.